Selam. Çok bekletmedim umarım. Ne yapıyorsun? Kendime yeni bir iş arıyorum. Senin aynı yerde çalışmanın bir anlamı yok Mert. Ne ilişkimizin arkasında durabiliyorsun, ne de haksızlığa uğradığında veya başarıyı hak ettiğinde iş arkadaşın Öykü'nün arkasında durabiliyorsun. Aşkım yapma böyle. Biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Anneme her şeyden bahsedeceğim. Merak etme. Hadi söyle o zaman. Öykü'yle birlikteyim anne de. Alo. Efendim anne. Yok, bir arkadaşımlayım. Arkadaş. Peki. Tamam, birazdan geliyorum. Tamam. Ya Öykü, Öykü, Öykü. Öykü yapma böyle Öykü. Mert birazdan gelir. Bu hafta sonu Mustafa'nın ölüm yıl dönümü. Herkes işini ona göre ayarlasın. Bir yerden duman mı geliyor? Müşteminattan sanırım. Yenge, yenge iyi misin? Suzan! Yenge! Suzan! Kolonya getir, koş! Hemen getiriyorum. Mustafa! Yenge. Mustafa! Mustafa içeride! Mustafa! Mustafa'nın ne işi var içeride baba? Bela. Anahtarı getirin! Bela. Anahtarı! Şükürlüğün. Neresi yanıyor? Özür dilerim Fehim Bey. Yeni bahçıvan. Bahçeyi temizledikten sonra çalıları ateşe vermiş. Ama siz hiç merak etmeyin, her şey kontrol altında. Olur mu öyle saçma sapan şey? Kim söylemiş de yapıyor? Kovun hemen! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hay Allah. Anne, telefonun çalıyor. Alo? Alo? Ha, merhaba. Ben iç dikişlerine geçtim. O yüzden iki gün sonra gelir misiniz? Yo yo, bir problem yok. Sadece ince işçilik kısmı kaldığı için biraz vakit alıyor. Tamam. İyi günler. Anne, hani bitmişti gelinlik. Ben yardım edeyim istersen. Yok kızım, işte bitiremedim. Yarın çalışır hallederim. Ya hadi, eksik bir şey varsa birlikte yapalım. Yok kızım, siz yorgunsunuz zaten. Ben hallederim. Annem, bir şeye ihtiyacın varsa lütfen söyle. Yok kızım, ben hallederim. Siz şimdi odanıza gidin, dinlenin. Ben yemek hazır olunca çağıracağım sizi. Tamam annem, kolay gelsin. Oh. Ay. Şevki. Ha. Yine ne yaptın ben ya? Yok, bir şey yapmadım. Ya benim biraz paraya ihtiyacım var. Öyle sen kolay kolay benden para istemezsin ama. Ya şu yeni kumaşla çalışırken makas elimden kaydı da biraz hasar verdim kumaşa. E'si yenisini almam gerek. Yani kaç paraymış bunun metresi? 300-400 vardır. Yuh! Ne kumaşıymış bu böyle ya? Kaç metre gidiyormuş? 10 metre. Oo, neyin kumaşıymış bu ya böyle? Ya bu normal elbise kumaşı değil ki, gelinlik kumaşı. Aysel, yani bu arada kahvede işler çok kötü, ben sana söyleyeyim. Yani inan bende de hiç yok. Biliyorum Şevk. İşler bayağı yoğun. Mesailer de çoğaldı. Bizim de öyle ya. Benim acil gitmem lazım ablacığım. Tamam ablacığım, görüşürüz. Dikkat et kendine. Bayağı yorucu geçiyor. Ay sonu nasıl getireceğim bilmiyorum. Vallahi ben de işe yeni başladığım için maaş alamadım. Avans size verirler.
Selma, ben sana bir şey soracağım ya. Bizim evde bir konu dönüyor. Benim biraz rahatsız olduğum bir durum. Sen de duymuşsundur illaki. Topal Turgut varmış. Tanıyor musun? Ha, şu Topal Turgut. Ya annem onu Şevki amcaya kumar oynattığı dedikodusunu duymuş ama doğru mu yalan mı emin olamadık. Bu yüzden mi sordun sen? Neyse gidelim hadi ya, geç kalacağız. Kermes haberlerini gazetede okudum. Yapılan yorumlara katılmamak mümkün değil. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz Ahu'cum. Ailemiz adına seni tebrik ederim, kutlarım kızım. Asıl ben teşekkür ederim babacığım. Sizin desteğiniz ve inancınız olmasa ben bunları yapamazdım. Aa, kendine haksızlık etme. Çok fazla tevazu gösterirsen gerçek sanırlar ha. İşte Ahu hep böyleydi babacığım. Ama gazetede görünce şaşırdım. Haber alınca hemen aradılar. E ben de küçük bir röportaj için kırmadım tabii ki. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Ahu, ben sana daha çok destek olurum. Haklısın ama buna yıl sonunda karar verelim ha. Çınar'ın gelmesiyle yeni bir yatırıma başlamak üzereyiz. Onun için yıl sonunda bilançolara bakalım. Ahu'nun kampanyalarına ne kadar ayıracağımıza o zaman karar verelim ha. Anlaştık mı? Fehmi Bey, Sadık Bey geldi. Ha, çalışma odasını al. Emredersiniz efendim. İzninizle görüşürüz. Görüşürüz. İzninizle çalışmaya gidiyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şükürler. Bu kadın beni çok kıskanıyor Yalçın. Bunlar ne ya? Çınar. Efendim? Bunlar ne? Hangileri? Bunlar ne? Ne oluyor Deniz? Hani o gün fotoğrafımı çekmemiştin? Evet, o gün fotoğrafını çekmemiştim. Yani bazen böyle yeni tanıştığın zaman ufak tefek tatlı küçük pembe yalanlar söyleyebilirsin. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, seninle dalga geçmiyorum. Özür dilerim. Hayır, bir de çıkarıp koymuşsun buraya. O gün bana çekmedim diyordun. Nasıl buldun fotoğrafları? Güzel mi? Güzel. Peki sence bu fotoğrafın hikayesi ne? O fotoğrafın hikayesi. Yuvaya dönüş. Ama yeri burası değil, izinsiz çekilen bir fotoğraf bu. Bazen bazı anlar yakalarsın ve izin almak istemezsin. Bu da o anlardan biri. Yine de bunu nasıl çektiğini anlamadım. Ben böyle şeyleri asla kaçırmam ya. Gelip izin almak istedim. Ama o anı bozmak istemedim. Zaten sonra sen bana geldin. Ama beğenmene sevindim. Aysel, hadi gel çay içelim. Ay, sağ olasın Hayri. Ne demek? Bak, her şeyin bir çaresi bulunur. Hadi iç çayını. Bak, çok değil ama işini halledersin. Biraz biriktirmiştim. Hayriye, yok ben kabul edemem bu parayı. Kız Aysel, vallahi bak hatırım kalır. Yani yeri geldi ablam oldun, yeri geldi arkadaşım oldun. Paranın lafı mı olur? Lütfen al hadi işini hallet ha. Tamam Hayriye, ama en kısa zamanda ödeyeceğim. Tamam tamam. Hadi çayımızı içelim, bir an evvel kumaş almaya gidelim ha.
Tekin'in işleri derin. İçeride hiç de rahat durmamış. İlişki ağlarını büyüttükçe büyütmüş. Hafriyat işini ona vermek pek doğru gelmiyor. İleride başını ağrıyabilir. Yakınımızda, elimizin altında olsun daha iyi. Ha, şu Mahmut hakkında bir şeyler öğrenebildim mi? Mahmut hakkında çok şaşıracağın bir şey öğrendim. Yıllar yıllar önce insan kaçakçılığından içeri girmiş. Orhan'ı yurt dışına kaçıranın da kim olduğunu tahmin edersin artık. Mahmut. Peki Tekin haberi var mı bu işten? Mahmut başka bir hesaplar içinde. Bunu Tekin'den gizliyor. Gözünü ayırma bu heriften. Sağlam pabuç olmadığı belli. Merak etme. Yakında tahliye oluyor. İçtiği suyun kaynağından bile haberimiz olacak. Umarım. Aa, hoş geldin Zeki. Merhaba Suzan abla. Esin Hanım'ın fotoğrafını getirdim. Esin Hanım yok ama Ahu Hanım'a veririm ben bunu. Siz bilirsiniz. Görevimi yaptım, ben gideyim artık. Gel gel. Taze limonata yaptım. Ben bunu Ahu Hanım'a verirken sen de bir bardak içersin. Sağ ol Suzan abla. Ahu Hanım, Esin Hanım fotoğrafı gelmiş. Tamam. Buyurun. Suzan. İyi günler abla. İyi günler. Neden burada görüşmek istedin? Kızını sildiğin gibi ablanı da silmişsin anlaşılan Ahu. Beni hiç anlamadın. Anlamak da istemiyorsun. Bu hayatı yaşayabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunmam gerekiyordu. Bu kızım olsa dahi. Ben bu hayatı seçtim. Kızım da gün gelecek, kendi hayatının seçimini yapacak. Ben size destek olmak istedim ama sen kabul etmedin. Şimdi yıllar sonra neden burada buluştuk? Deniz hastalandı. Günlerce anne diye sayıkladı. Vicdanım el vermedi. Belki dedim senin de için soğumuştur da Deniz'i de yanına alırsın. O da iyi bir hayat yaşar diye düşündüm ama yanılmışım. Sen yüreğini koca beylerin bahçesine gömmüşsün Ahu. Ben yıllarca... Deniz! Dizim! Yıllarca bu fotoğrafa baktım. Dizim çok acıyor. Tamam canım, hadi gel. İyi misin? İyi. Sana bir şey olmadı ya. İyiyim, iyiyim babacığım. Elimden kaydı. Şekerin falan mı düştü yoksa? Yok yok. Küçük bir kaza sadece. Bu fotoğraf kimin?
O bizim... Bizim ne? Düğünümüzden çerçeveli tir bastıracaktım da. Hay Allah. Kimin fotoğrafı bu? Suzan. Buyurun ağabey. Hemen temizle buraları. Hemen hallediyorum. Babacığım, yani malum cam kırıyor her yer. Fotoğrafa bir şey olduysa Barış'a göndeririz, o halleder. Üzülme sen. İyisin değil mi? İyiyim. Suzan. Buyurun Ahu Hanım. Kim getirdi bu fotoğrafı? Barış Bey'in yanındaki çocuk getirdi. Mutfakta şimdi, limonata verdim, içiyor. İyi, halt yiyor. Sen mi getirdin bu fotoğrafı? Evet hanımefendi. Kim verdi sana bunu? Barış Bey verdi. Esin Hanım acil olarak istemiş. Demek öyle. Hadi iç limonatanı da git. Kafe mi burası? Emredersiniz hanımefendi. Kardeşim olamazsın. Bu kadar vicdansız bir insan benim kardeşim olamaz. Abla, buraya senin tarafından yargılanmak için gelmedim. Elbet o günler de gelecek. Yargılanacaksın Ahu. Ama benim tarafımdan değil. Orası seni ilgilendirmez. El kadar Sabi'yi bırak git. Yazık yavrum. İki yılana kokusu duymasın. Sonra gel burada ahkam kes. Ben buraya ahkam kesmeye gelmedim. Neden geldin o zaman? Çok zorluklar içinde olduğunuzu biliyorum. Bir de benim yükümü taşıyorsun. Çocuğun alma şansım yok ama izin verirsen en azından para yardımında bulunmak istiyorum. İzin verirsem öyle mi? Bana bak Ahu, senin içinde anne sevgisi olmayabilir ama ben o kızın teyzesiyim, bakıcısı değil. Ne sana ne de senin parana ihtiyacımız var. Çok şükür karnımız doyuyor. Önce daha iyi bir hayatım olsun istedim diye suçladın beni. Şimdi de senin daha iyi bir hayatın olsun istiyorum diye suçluyorsun. Anne. Kızım. Sakın. Anne. Gel anneciğim, içeri geçelim. Sen oyununu oyna. Şimdi defol git. Bir daha da uğrayayım deme. Necdet abi, ne yapıyorsun? Sağ ol, senden ne haber? Sağ olsun. Duydun mu? Turgut Altın'a yeni bir araba çekmiş. Yine hangi kerizi tokatladı acaba? Alemin enayisi bitmez ki. Adamın suratına baksan anlarsın. Vallahi bu Turgut işi biliyor. Profesyonel. Bir boşuna denk getirdiğimi hemen punduna getiriyor adamı. Kazım abi, Topal Turgut'tan mı bahsediyorsun? Evet bacım. Ama sen boş ver. Anma Uğursun'un adını. Hadi iyi günler. Ulan Turgut. Neredesin birader sen ya? İki gündür telefonlarına da ulaşamıyorum zaten. Ne o? Çok mu özledin beni? Çok özledim anasını satayım. Burnumda tütüyorsun. Oğlum, battıkça battım. Dibe vurmama ramak kaldı. Tamam be birader, sorun etme. Çözeriz. Dert sendeyse derman bende. O kadar borcun altına imza yatan sen değilsin nasıl olsa. Oğuz, bana da bir çay. Konuşması kolay. Ah be Şevki. Bir de tanımam etmem diyordun. Sen de yalanın bini bin para. Ama ben de saf değilim. Akşam evde görüşeceğiz seninle.
çok yoruldum. Aa, Zeki sen mi geldin? Aynen abla. Bu uzun mesafeler beni bozuyor. Günde 1000 adımdan fazlası bana zarar. Ne oldu? Hayır, o kadar yol gittim, bir de üzerine azar işitip geldim. Ayaklarım 44-45 oldu lan. Aa, niye? Ne bileyim. Esin Hanım fotoğrafını istemiş. Götürdük diye bir suçlu olduk. Zeki, sen doğru fotoğrafı götürdüğüne emin misin? Esin'in fotoğrafları burada çünkü, benimkiler yok. Hadi ya. Desene haksız değillermiş bana kızmakta diye. Ben gidip alayım bari geri. Yok yok, gerek yok. Ben bilgisayara aktarmıştım zaten kopyasını. Oh be. Rahatladım vallahi. Şimdi kim gidecekti bir de o kadar yolu? Limonata getireyim mi sana, içer misin? Aman diyeyim. Dur hadi getireyim de iç. Çok iyi iş çıkarmışlar. Benim diyen bunların çakma mal olduğunu anlamaz. 1'e 5 kazandıran çakma mal. Bulunmaz değil mi? Yalnız bir sonraki sevkiyat İstanbul'a olacak. Onları buraya getirmenin bir yolunu bulmanız lazım. Takma kafanı sen. Koca beylerin inşaat malzemelerini taşıyan tırlardan birinde illaki bir yer bulunur. Anlaştık. Ama dikkatli olun. Bir maraz çıkmasın. Koca beylerden ne istiyorsak koparıyoruz zaten. Artık şu işlerden elimizi ayağımızı çeksek olmaz mı baba? Serdar, bazı işler vardır sen anlamazsın. Böyle işlerden elini ayağını çekmeye kalkarsan elini ayağını keserler. Çevirdiğimiz dolaplar ortaya çıkarsa işte o zaman yanarız. Bir daha da koca beylerin sokağına dahi giremeyiz baba. Üstelik bir de Çınar şu tapu meselesini açığımızı yakalamışken baba. Bak şu programdan yapabilirsin onu. Tamam. Peki Barış, öğretmedim sana bunları ya. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Size güzel haberim var. Nedir? Çınar'la birlikte Urla Sanat Sokağı'nın işlerini aldık. Ya süper bir haber bu. Ama zannettiğimizden çok daha yorucu olacak. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Tabii ki var Deniz. Çekimlerini yapmak. Ne? Gerçekten mi? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Burası ciddi bir müessese. Barış, çok teşekkür ederim. Seni pişman etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bence de yapmalısın. Zeki, senin nasıl geçti günün? İyi geçti abi, benim de sağ ol. Tam tahmin ettiğim gibi. Limonata içer misin Zeki? Aman abi, almayayım. Bravo. Harika bir iş yaptın. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Sadece bulunduğum yerin hakkını vermeye çalışıyorum. Sana güveniyorum. Çok iyi yerlere geleceksin. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Bak sen bizim kül kedisine. Boyundan büyük işler çıkarmış. Sayenizde bir gün çabalarımın karşılığını alacağımı biliyordum Leyla Hanım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu güzel işler için. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Akşam sana çok güzel bir sürprizim var.
Vallahi hiç öyle bakma. Akşam gidince öğrenirsin. Öğrenmek istediğimi sanmıyorum. Bak şunlar çok iyi. Var ya milletin dibi düşecek. Şok şok şok. Esin Kocabey'in yeni fotoğrafları görenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Senin her halin çok güzel canım. Ya öyle ama Çınar da gerçekten mükemmel bir fotoğrafçı. Baksana. Ne kadar güzel yakalamış. Ben en çok bunu beğendim. Bakayım. Ay anne. Beğenecek başka fotoğraf bulamadın mı gerçekten ya? Deniz denen o kız çekti onu. Beceriksizin de teki. Deniz ki? Barış'ın stüdyoda çalışmaya başladı yeni. Bizim şirketten Öykü'nün de ablasıymış. Gereksiz bir tip işte. Hızlı olmamız lazım. Demirin fiyatı dün birse bugün iki oluyor. Bir bakmışsın yarın üç olmuş. Biliyorum, ilgileniyorum baba. Ama düzen değişti. Eskiden paramızı verip demirimizi stokluyorduk. Ama artık kimse ön satışa yanaşmıyor. Ben de eski dostlarla bir görüşeyim. Bir çözüm buluruz. Ha, bu arada eski dost demişken dün Sadık abiyi gördüm burada. Önemli bir şey mi var? Öyle pek sık uğramazdı buraya. Yok, önemli bir şey değil. Öyle ziyarete gelmiş. Mahmut hakkında çok şaşıracağın bir şey öğrendim. Yıllar yıllar önce insan kaçakçılığından içeri girmiş. Orhan'ı yurt dışına kaçıranın da kim olduğunu tahmin edersin artık. Mahmut. Peki Tekin haberi var mı bu işte? Mahmut başka bir hesaplar içinde. Bunu Tekin'den gizliyor. Gözünü ayırma bu heriften. Sağlam pabuç olmadığı belli. Merak etme. Yakında tahliye oluyor. İçtiği suyun kaynağından bile haberimiz olacak. Gel. Girebilir miyim? Tabii evlat, geç otur. Nasılsın baba? Sağ ol. Ne var ne yok? Çok iyi bir iç mimar buldum Fehmi baba. En kısa zamanda tasarımlarını tamamlayıp bizimle paylaşacak. Aferin. İşte bunun için bu işin içinde olmanı istedim. Zaman bizim için her şeyden önemli. Boşa geçen her saniye cebimizden çıkan para demektir. İyi ki böyle bir kardeşim var ha. İyi ki baba. Ben de sizin gibi bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz de iyi ki varsınız. Sağ ol evlat. Müsaadenle baba. Estağfurullah. Efendim Barış? Ne haber, nasılsın? İyi, bildiğin gibi. Alışmaya çalışıyorum. Hiç bana göre değil bu yaptıklarım ama. Sende ne var ne yok? Ya keşke her şey hayal ettiğimiz gibi olsaydı. Beraber çalışabilseydik. Ya bak ne diyeceğim sana. Bu Urla'daki işe beraber gidelim mi? O treni kaçırdın kardeşim, ben o işi Deniz'e verdim. Deniz'e mi verdin? Tamam süper, beraber gidelim o zaman. Hem de daha fazla malzeme toplarız senin için. Bana uyar. Yani hem sen de kafanı dağıtmış olursun. Süper oldu bak bu. Yarın görüşürüz o zaman. Eyvallah kardeşim, görüşürüz. Kendine iyi bak Çınar'ım. Hadi bay bay. Hadi. Alo, bil bakalım ben neredeyim? Bilmek istediğimi sanmıyorum. Ya ama duyunca çok şaşıracaksın. Yani pardon, görünce. Görünce mi? Evet.
Aşağıdayım. Hadi gel. Ya senin ne işin var burada? Ya sana bir sürprizim var demiştim yani. Bu mudur yani? Ya tabii ki değil. Ama hadi çık. Bekliyorum. Gelemem. Çok yorgunum. Aşkım sen yorgunsan el üstünde taşırım ben seni. Olmaz. Canım dışarı çıkmak istemiyor benim. Ha öyle mi? Daha fazla dikkat çekmemi ister misin Öykü Hanım? Ya tamam saçmalama. Hazırlanıp geliyorum hemen. Tamam hadi çabuk bekliyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Sürpriz dedim ya işte, hadi. Aşkım sürpriz. Ne kadar etkileyici bir sürpriz. Her zaman geldiğimiz mekanı acayip özlemişim. Daha sürprizi görmedin henüz. Bekle, az kaldı. Hadi. Gömleğin güzelmiş. Efsane güzel. Vallahi bedeni olsa keşke. Selam. Hah, siz de geldiğinize göre kadro tamamlandı. Evet arkadaşlar, tanıştırayım. Öykü. Seni daha önce gördüm sanki. Kanka dur daha lafımı bitirmedim ya. Öykü benim kız arkadaşım. Harbi mi? Aa, gerçekten mi? Çok sevindim ya. Ne zaman başladı? Ya aslında başlayalı uzun zaman oldu ama biz yeni açıklamaya karar verdik. Sen karar verdin. Yani hoşuna gideceğini düşünmüştüm ama. Bana sürpriz yapıp beni arkadaşlarına tanıştırınca her şey tamam oluyor yani. Haklı olduğum yerde yanımda durmaman, biraz olsun destek çıkmaman hiç problem değil. Ya hayatım bu daha başlangıç. Her şeyi değiştireceğim. Aynen. Sevgili olduğumuzu yeni söylediğine göre diğerlerini yapman 40 yıl sürer. Neyse gel hadi. Evet. Ne yaptınız? Aa, ne olsun ya sen de ne? Uzun zaman oldu görüşmeyeli ya. Ya Şevki inanmıyorum yani bunca yıllık karına yalan mı söylüyorsun? Ya çok merak ediyorum. Yine ben ne yalan söyledim sana çok merak ediyorum yani. Ya sen hani tanımıyordun bu adamı? Tanımıyorum. Ya Şevki inkar etme. Gördüm sizi kahvehanenin önünde konuşuyordunuz. Ha yani tanımıyorum dediysem öyle çok fazla sohbetimiz, muhabbetimiz yok manasında söyledim. Ya yemin ediyorum sen benim tımarağa el geleceksin. Bak eğer başımıza bir iş açarsan ben sana o zaman soracağım. Ya ben sana ne zaman yanaracağım gerçekten çok merak ediyorum yani. Yaramayacak ne yaptın ki Şevki? Ya daha ne yapacağım? Kız kardeşinin kızını üzerime aldım. Babalık yaptım ona. Ya sus, Deniz duyacak. Hep senin istediğin şeyler gibi şeyler söyleyeceğim değil mi? Bir de bana gizli kapaklı işler çeviriyor diyorsun. Yalan mı? Gördüm o kumarbaz adamla. Kapının önünde konuşuyordunuz. Ya yanımda her gördüğün adam benim ortağım mı olacak Allah aşkına ya? Bilemiyorum artık. Çok sıkı fıkıydınız Şevki. Yemin ediyorum yeter Aysel. Artık ağzından çok kötü laf çıkacak ha. Siz ne konuşuyordunuz? Şey konuşmuyoruz kızım. Sen ne duydun ki? Ya yok kızım yani öyle bir şey. Öyle karı koca arasında bazen böyle ufak tefek tartışmalar olur yani. Hani senlik bir şey yok yani. Doğru söylüyorsun baba. Kızınız olmam dışında benlik bir şey yok tabii ki. Yok kızım. Yani sen yanlış anladın. Baban öyle demek istemedi. Ya yemin ediyorum bunaldım ya. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Söyleyecek misin? Yoksa benden saklamaya devam mı edeceksin anne? Gerçekten neden tartıştığınızı? Yani kızım biliyorsun babanın işleri iyi değil. Maddi açıdan sıkıntımız var. Yani bunlar işte önemli bir şey yok.
etmeliyiz. Hayırdır canım ya, ne düşünüyorsun? Selma, söylenenler doğru galiba ya. O Turgut denen adam babama kumar oynatıyor. İyi adam lafın üzerine gelir diyeceğim ama alakası bile yok. Şu mu? Evet. Ben bir tanışayım onunla, hadi görüşürüz. Hey! Bir bakar mısın? Bana mı dedin? Sen insanlara kumar mı oynatıyorsun? Sen kimsin çocuğum? Şevki'nin kızıyım ben. Ha, sen Şevki'nin kızı mısın? Tövbe de, babanın boşuna günahını alıyorsun. Hiç senin baban öyle şeyler yapar mı? Seninle ne derdi var o zaman? Ben zamanında borç para almıştım babandan. Ödeyemedim. Bu topal alemde de kimse bana iş vermiyor. Bir faydam dokunsun dedim. İyi peki. Şimdilik öyle olsun. Kahvelerimiz hazır. Oh be. Biliyor musun, yıllarca cezaevinde. Senden sonra en çok bu kahveni özlemiştim. Afiyet olsun. Koca beylerin gözde gelini av hanımlarınız nasıl? Fena sayılmaz. Ama geçen gün şu Rusya meselesini kaşıdı. Aman Nurhan. Aman gözünü seveyim, bir açık verme. Ay yok yok, geçiştirdim zaten, merak etme. Geçiştirme hayatım, geçiştirme. Çok dikkatli olmalıyız. Bundan sonra geçiştirecek bir duruma dahi düşmeni istemiyorum. En ufak bir şüpheye dahi yer bırakmayacaksın, tamam mı hayatım? Tamam, tamam, merak etme. İşler iyi gidiyor ama yetmez. Koca beylerle akraba olmamız lazım. Özgür'le Esin'i evlendirdik mi, işte o zaman Ağ Hanım'ı avlumuzun içine almışız demektir. İnşallah hayatım, inşallah hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Buyurun Ağa Hanım. Teşekkür ederim Suzan. Afiyet olsun. Hangi işlerin hangi saate yapılacağını dair söylediklerimi yeni görevliye ilettin mi? İlettim Ağa Hanım. Babacığım, umarım kızmamışsınızdır bana. Müştemilatın temizlenmesini ben söyledim. Olur mu kızım? Senin ne suçun var? Yeni bahçıvanın işgüzarlığı, sorumsuzluğu. Akşam vakti yapılacak iş mi o? Emi baba, orayı temizletmeyelim. Anlıyorum kızım, için yanıyor ama hangimizin yanmıyor ki? Sağ olsun Ahu kızım her sene Mustafa için Kur'an okutup lokma dağıtıyor. Kesin Mustafa için yapıyordu. Senin bu ne oldu Lüleburgaz'daki iş? Vallahi o iş olacak gibi, bakalım, haber bekliyoruz ya. Ha iyi, böyle bir şey olursa beraber gideriz. Tabii, buralar güzel yerler. Tabii canım, havası suyu falan. Ay çok geç kaldım, çok özür dilerim. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım, orada otobüsüne yetişeceğim. Kalmazsın. Nasıl kalmam ya? Bu otobüsü kaçırırsam bir daha hayatta yetişemem, gitmem lazım. Çünkü Çınar'la gideceksin. Çınar'la mı? Nasıl yani? Evet. Tabii sen de uygun görürsen. Eğer gelmemi istemezsen gelmeyebilirim. Lütfen, siz istedikten sonra. Yani sonuçta sizinle çalışanız sayılır. Neyse, benim baskıyı yetiştirmem lazım. Size iyi yolculuklar, bol şanslar. Görüşürüz yarın Deniz. Görüşürüz. Bay bay. Biz de acele edelim o zaman. Yetişmemiz lazım. İşler bekliyor. Tamam, işler bekliyor. Gidelim.